Evlenmek isteyenler, evli olanlar, evliliğinde sorun yaşayanlar, kim bizlerle birlikte? Serhat Yabancı. Hoş geldin Serhat'cığım. Nasılsın? İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? Çok teşekkür ederim. Özledim seni. Ben de seni özledim. Hoş geldin. Enerji bulaşıcıdır. Bulaşıcı. Bugün güne böyle başladım. Evet. İçeri girdim kanala, stüdyoya, ofise diyorum ya, kulise girdim. Arkadaşlar dedim, enerjinizi yükseltin, enerji bulaşıcıdır. Evet. Gerçekten hayatınızda enerjinizi düşüren herkesi gönderin gitsin. Evet. Dünya bir gün, o da bugün. Ne diyorsun? Çevremizdeki insanlar bizim hayata bakış açımızı, hissedişimizi, mutluluğumuzu veya mutsuzluğumuzu çok net belirliyor. Değil mi? Hatta çok güzel bir söz var. Hayatınızdaki en samimi olduğunuz 5 kişinin ortalamasısınız. Doğru. Yani samimi olduğunuz insanlar sizin hayat, hani 5 zengin arkadaşın varsa 6.'sı sen olabilirsin. Ama 5 mutsuz arkadaşın varsa 6. mutsuz sensin. Doğru. Ona göre o çevre çok önemli. Yani bu bulaşıcılığı unutmayın, olur mu? Bugün gönderin etrafınızda. Hakikaten kim varsa ya. Baktım, dünya bir gün, o da bugün. Yarına çıkacağımız belli değil. Biraz enerjimizi yükseltelim. Tamam, dert var. İlişkide problem yaşıyoruz. Zaten aslında bir şey söyleyeyim mi? Çok ağır günlerden geçiyoruz. Evet, evet. Bu işte cinayetler, tacizler. Yani hepimizin yüreği ağzında. Evet, evet. Yani bu çok ciddi bir problem. Bunu bu ara çok birçok televizyon kanalına çıkarak anlatıyorum. Bunu sadece psikolojik yöntemlerle çözemeyiz. Türkiye'deki kadına şiddet olayları, çocuğa, genç kızlara olan şiddet olayı sadece psikolojik bir problem değil, sosyolojik bir problem, toplumsal bir problem. Bununla ilgili gerçekten daha farklı şeyler yapmak gerekiyor. Sadece sonuçlarını daha keskin şekilde cezalandırmak yetmiyor, idam dahil olmak üzere. Bunlar olmuyor çünkü birçok araştırma var. İdamın olduğu ülkelerde suç azalmıyor. Amerika'da da idam var, İran'da da var. Yani bunu sadece sonuçlarını daha sert bir şekilde cezalandırarak çözemeyiz. Bu yeterli bir çözüm değil. Toplumda kadına, çocuğa karşı olan algıyı değiştirmemiz gerekiyor. Evet. Yani özgüvensiz, iletişimi kusurlu, kendini ortaya koyamayan insanlar genellikle kendinden güçsüz bulduğu insanları ezerek onlar üzerinden kendini var etmeye çalışırlar. Ve bu kesimde genellikle çocuklar, hayvanlar, bir de kadınlar. Yani bu enteresan bir şey. Yani bir ülkede çocuğun, kadının ve hayvanların can güvenliği yoksa o ülkede ciddi bir sıkıntı vardır. Aynen öyle. Yani şimdi Ayda'cığım, sana gerekiyor. Bir video atacağım, atabilirsem. Bunu paylaşabiliyor muyuz? Tüh, neredeydi o videom ya? Evet. O kadar tatlı ki. Hangi ülkede olduğunu bilmiyorum. Sabahleyin gördüm. 9 ve 15 yaşındaki çocukları almışlar. Karşılarına da genç kızları koymuşlar. Şimdi bak diyor bu arkadaşına. Neyini beğeniyorsun diyor. Kaşını beğeniyorum. Saçını beğeniyorum. Gözleri güzel. Elleri çok güzel diyor. Kendi çok güzel diyor bütünüyle. İşte her gelen bir şey söylüyor. Sonra videoyu çeken diyor ki, şimdi arkadaşına bir tokat at diyor. Yemin ediyorum bütün çocuklar, atamam ki diyor. Peki niye atamazsın? Önce insan, onun canını acıtamam. Evet. Sonra kadın diyor. Evet. Yani gerçekten geçen gün de söyledim. Bu toplumu analar doğuruyor. Evet. Önce annelerde iş bitiyor. Erkek çocuğumuza ve kız çocuğumuza bunları aşılamalıyız. Evet, bunun yolu da eğitimle ve özellikle de doğru eğitimle olmalıdır. Başka metaforlar veya başka konulara, hani işte yok şöyle bir aileden gelseydi, şöyle bir yapı olsaydı, şöyle bir sistem olsaydı, bunlar doğru değil. Yani bilimsel konuşmak lazım. Yani toplumun şiddetini de, toplumun refah düzeyini de, toplumun huzurunu da sağlayacak tek şey doğru bir eğitim. Doğru eğitim, evet. Yani hakimi de yetiştiren bir eğitim sistemidir, doktoru da yetiştiren eğitimdir, yöneticiyi de yetiştiren eğitimdir. Yani doğru. Herkesin vazgeçilmez olarak elinden geçtiği tek yer eğitimdir. Eğitim. Cem Yılmaz boşuna dememiş yıllar önce vallahi, eğitim şart diye. Eğitim gerçekten şart. Eğitim, evet. Şart. Şimdi sevgili seyircilerimiz, hayatta her şeyi kendimiz yapabiliriz aslında, biliyor musunuz? Bir insanın yaptığını bir insanın yapmaması olanaksız. Sadece belki onun kadar iyi yapamazsın ama yapabilirsin. Yani biz kendi kendimizi de eğitebiliriz. Hepimiz ne yollardan geçiyoruz? Evet. 10 sene önceki Serhat mısın? Değil. Asla değilim. 10 sene önceki Nur muyum? Asla değilim. Dolayısıyla aslında biz kendi hayatımız için ne yapabiliriz, ona bakalım. Sizlerden telefon bekliyoruz dertleşmek için. Sadece ve sadece içinden çıkamadığınız sorunları şunu diyebilirsiniz. Ya ben arayıp televizyon ekranında size mi anlatacağım? Evet. Biz de cevaplayacağız. Serhat'a ulaşabilenler ulaşıyor zaten. Evet. Serhat niçin burada? Ulaşamayanlar için burada. Evet. Bak ne kadar samimi program, çay kahve eşliğinde sizi dinliyor olacağız. Afiyet şeker olsun. Teşekkür ederim.
Bu arada isminizi söylemek zorunda da değilsiniz. 0212 333 33 70 ve 71 canlı yayın telefon numaralarımız. Yaklaşık 10 yıldır bu programı yapıyoruz. 10 yıldır Türkiye'nin en gerçek hikayeleri bu programda. Bu programın ilk konu da bendim, hatırlar mısın? Sen hep sen gönlümüzün ilkisin Serhat'cığım ya, hatırlıyor musun? Benim. Yıllar önce. Tabii biz 17 yıl önce 17 yıl program, önce 17 yıl önce ben yine sana konuk oluyordum. Daha yaşımız ortaya çıkacak. Portakalda vitamindik. Vitamindik, evet. O, hiç çıksın yeşil ortaya, çıksın, ne olur, evet. Çıkarsa çıksın. Yüzümdeki çizgilerle, yaşımın ortaya çıkmışlığıyla ben benim, sen de sensin. Hayatın gerçekleriyle, evet. Hayatı güzelleştirelim. Evet, evet. Şimdi sorularla başlayalım. Sonra da sesinizi duyalım, sizi canlı yayına alalım. Bir seyircimiz diyor ki, bu kez bunu söyleyen bir erkek. Nur Hanım, hep söylüyorsunuz diyor, erkekler kadınları kıyaslıyor. Ama ben bu kez tam tersi bir dertle muzdaripim. Karım beni sürekli başkalarıyla kıyaslıyor. Kendimi her anlamda yetersiz hissediyorum. Hatta beni başkalarıyla kıyasladığı zaman kendimi cinsel yönden de yetersiz hissediyorum. Evet. Bu durumu nasıl aşabilirim demiş. Yani pedagojide de ilişkilerde de en zehirli kavram kıyaslamaktır. Bir çocuğu bir çocukla kıyaslarsanız o çocuk her zaman kendini yetersiz hisseder. Kıyaslandığı kişiye kadar da içten içe bir öfke, nefret ve kızgınlık hisseder. Kuralımız şu. Evlilik parmak izi gibidir. Kimsenin evliliği kimseye benzemez. Benzemiyor, doğru. Kimsenin eşi kimseye benzemez. Kimsenin yuvası başkasına benzemez. Eğer eşinizi siz başka biriyle kıyaslarsanız zaten siz ona sürekli sen yetersizsin, eksiksin. Tabii. Cümleleri ve mesajlarını vererek aşağılamış olursun. İşin kötü tarafı şu. Belki kendince motive etmeye çalışıyorsun. Bak elin kocası ne yapıyor. Bak elin hanımı ne yapıyor gibi. Biz ona şey diyoruz. Gaza getirmeye çalışıyoruz. Evet, gaza getirmeye çalışıyoruz ama mesela bizim nesil belki bununla büyümüş olabilir. Gazla. Ama, evet, yani işte bak o yapıyorsa sen de yap falan filan. Ama kıyaslanmanın olduğu yerde değersizlik duygusu vardır ve işin kötüsü değersizleştirdiğin birinden değer göremezsin. Hmm, küçümsediğin, doğru. Birinden ilgi göremezsin. Yetersiz hissettirdiğin birinden sevgi göremezsin. Kötü bir yöntemle iyi bir sonuç alamayız. Birini eleştirerek, suçlayarak, yetersiz hissettirerek bir de ondan iyi bir şey bekliyoruz. Yani tükürdüğün surattan öpülmesini bekliyorsun gibi bir şey. Böyle bir şey mümkün değil. Hanımefendi kocasını birilerle kıyaslıyorsa o eş ya pasif moda geçip içine kapanacaktır ya da agresif moda geçip bir süre sonra o da onu birileriyle kıyaslayacaktır. Tabii. Yani sen de mükemmel değilsin, bak sen de işte Ayşe de neler yapıyor. Ne yapsın peki? Yani bu, burada erkeğin çok net zor durumda olarak, olan beyefendi. Erkeğin çok net olarak iki yol izlemesi gerekiyor. Bir, bu konunun ondan ne kadar büyük bir üzüntü ve acı yaşattığını, duygularını söyleyerek ifade etmesi gerekiyor. Tamam. Beni biriyle kıyasladığında kendimi değersiz hissediyorum, yetersiz hissediyorum. Sana olan duygularım geri çekilmeye başlıyor. Kendimi eksik hissettiğim için kendimi sevmemeye başlıyorum. Ve büyük ihtimalle sana da sevgim azalacaktır. Önce duygularımızı söylüyoruz. Karşıdaki bu duyguları önemsemedi. Diyelim devam ediyor. O zaman sınır çiziyoruz. Beni kimseyle kıyaslayamazsın. Ben böyle bir hakkı sana vermiyorum. Beni ezemezsen aşağılayamazsın. Kocama ve karıma dahi. Kim olursa olsun bunu yapanın kim olduğunu önemi yok. Biz eylemin genel olarak iki noktasına vurgu yapıyoruz. Duygularını ve rahatsızlığını ifade et. İki, o sınırı çiz. Şimdi izleyicilerimiz şunu diyebilir. Hocam sınır çiziyoruz, olmuyor. Kendimizi ifade ediyoruz, olmuyor. Bu tedrici bir süreçtir. Önce duygularını söylersin birine yaptığı hatalardan dolayı. Sonra bunu tekrar edersin. Olmadı sınır çizersin. Olmadı mesafeyi arttırırsın. Olmadı iletişimi azaltırsın. Son aşamada olmadıysa zaten o insanı hayatınızdan çıkarmanız gerekiyor. Tabii. Her şeye rağmen sizi değersizleştiren, her türlü talebinize rağmen, iyi niyetinize rağmen, her türlü sınırınıza rağmen bir insan yine de sizi değersizleştiriyorsa o insan zaten sizi değersizleştirmiyor. Doğru. Sizi değersiz görüyordur. Ve o tip insanları kaybetmek aslında insanın kendisini kazanmaktır. Her şeye rağmen o insana o sınırı çiziyorsun, yine bunu yapmaya devam ediyorsun. O insan zaten sana değer vermiyor. Ama bir kere de silip atmak yerine o aşamalara gelene kadar o yolları izlememiz gerekiyor. Hı hı. Çünkü bazı insanlar empati özelliklere düşük oldukları için yaptıklarının kişi üzerindeki etkisini bilmiyorlar. Veya onun ne kadar büyük bir etki yarattıklarını bilmiyorlar. Biz söyleriz, bir daha söyleriz, bir daha söyleriz. Ama artık bunu bilerek yapan bir insanın yaptığı hata değildir, tercihtir. Üzüldüğümü bile bile, kırıldığımı bile bile, incindiğimi bile bile biri yapıyorsa bu yanlış değildir. Bu hata değildir, bu anlık bir durum değildir. Bunun adı tek şeydir. Bilerek, isteyerek, farkında olarak bana acı verip beni değersizleştirmektir. Evet. Şimdi program başında dedik ya, biz de kendimizi değiştirebiliriz. Zamana yenik düşmeyelim.
zamana karşı gerçekten mücadele edelim. Hafta sonu Kocaeli Kitap Fuarı'ndaydım ve bir bu seyirci hafta da ben, geldi. Bu pazar da ben oradayım. Öyle mi? Ne güzel. Gidin valla, güzel kitaplar okuyun, evet. Güzel yazarlarla buluşun. Okumadan geçen iki günde konuşma tadını kaybediyor. Kocaeli Kitap Fuarı Türkiye'nin en güzel... Elini kolunu bağlama, kısmetini bağlıyorsun. Yok bu şey... Ne oldu bugün, enerjin düşük bak seninle. Biraz hastayım, evet, iyi yakalamışsın bak. Geçmiş olsun. Sağ ol, evet. Vallahi, bak nasıl hemen fark ediyorum. Hemen fark etmişsin gerçekten. Çok geçmiş olsun. Yoksa ben böyle sakin... Bir hınamı söyleyelim mi? Yok, ben çayla daha iyi hissediyorum. Emin misin? Evet, evet, çok... Peki. Yani enerjimi düşük olduğunu fark düşük ettim. Enerji. Enerjiyle başladın konuya. Çok iyi. Kocaeli Kitap Fuarı Türkiye'nin bence en büyük fuarlarından çok biri. Güzel. Ben yıllardır gidiyorum. Çok güzel bir fuar. Hayatımdaki en güzel söyleşileri, en güzel imzalardan birini de Kocaeli'de yapıyorum. Ne güzel. Buradan da hem Kocaeli Belediyesi'ne, belediye başkanına hem de bu işte görev alan herkese çok teşekkür ediyorum. Evet, gerçekten. Hazırda yeri gelmişken. Evet, çok müthiş bir organizasyon yapmışlardı. Sözü nereye getireceğim? Bütün bugün hatta sosyal medyamda da paylaştım, Instagram'da. Orada yanıma gelen bir kadın dedi ki, Nur Hanım biliyor musunuz dedi. Siz aldığınız bazı konuklarla, verdiğiniz tavsiyelerle benim hayatımı kurtardınız. Çok güzel. Sizden aldığım bilgiler ve işte uzmanlarınızdan aldığım tavsiyelerle kendime yeni bir yol çizdim. Ve o kadar mutluyum ki dedi. Çok güzel, çok güzel. Dolayısıyla ne olur, çok önemli. Bakın ben sevgili Serhat Yabancı'nın bütün görüşlerini çok önemserim. Bugün burada verilecek tavsiyeler sizin sorunuz olmasa dahi cebinizde durması gereken tavsiyeler. Evet. Bunlar bu arada... dursun. Bu arada kitabın hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. İlk fırsatta alıp okuyacağım. Çok teşekkür ederim. Yeni fark ettim. Yani eminim çok güzel bir kitaptır. İncelemedim ama ilk fırsatta okuyayım. Sen de yazarlar... Yok, yazar demeyelim. Grubuna, örgütüne... Yok, yazar hoş demeyelim. Hoş geldin diyelim. Olsun, benimki olsun. Sadece ne biliyor musun? Gerçekten okuyanlar çok iyi anlayacak. Benimki kadınlar için yazılmış bir kitap aslında. Bütün kadınların okumasını istiyorum. Sonuçta Allah yazarsın aşkına. Artık. Ekran başındaki bütün kadınlar alsın kitabı okusun. Evet. Tabii ki beyler de okuyabilir. Evet. Ama ben kadınlarla sohbet eder gibi yazdım. Yazar demek için birkaç fırın ekmek yemem olsun, lazım. Daha olsun. Yazar değilim. Bir şeyler karaladım. Evet. Deneme yaptım. Ben şimdi onu okuyayım. Bir sonraki programda fikrimi ve yorumumu iletirim çok sana. Çok mutlu olurum. Sağ ol canım benim. Şimdi telefonlarınızı bekliyorum. 0212 333 33 70 71. Arkadaşlarım da telefon başında. Önemli bir konu, Türkiye'nin hiç içinden çıkamadığı bir konu, kayınvalide gelin meselesi. Kronik. Şimdi kronik hakikaten ya. Bak, kayınvalidesi her eve geldiğinde dolapları karıştırıyormuş. Ütülenmemiş bir şey gördüğünde de kıyameti koparıyormuş. Beni eşime şikayet ediyor diyor, ne yapmalıyım? Yani burada birinci nokta şu, kayınvalideyle gelini bir kenara bırakıp kendini otorite veya şikayet mercisi haline getiren damatla bu problemi çözmemiz gerekiyor. Erkeğin annesine, anne bu bizim düzenimiz. Evet. Senin bu düzene gelip karışmana izin vermiyorum, istemiyorum. Eğer erkek onu der mi? Demek zorunda. Demezse eşinin hayat boyu dırdırını veya şikayetini çekmek zorunda. Karar verecek. Eşini tutarsa annesinin dırdırını Hayır. çekecek. Şimdi mesela sorun ne biliyor musun? Aslında daha analitik baktığımızda problem kimde burada biliyor musun? Kayınpederde. Ne alaka? Adamcağız orada Söyle, oturuyor. İşte adamcağız zaten sorun orada. Ya Et yazık diye, ya. Diye karışmayan. Kayınpederler çok tatlı ya. Ama, kayınvalideler de öyle. Bak ben kayınvalideciyim biliyorsunuz. Şimdi et diye süt diye karışmayan. Eşiyle ilişkisini zamanında güçlendirmeyen. Eşinin başkala çocuklarının kızının oğlunun evliliğinde gezinmesine tepki göstermeyen bir kayınpeder. Bu sistemin de mimarıdır aslında. Ama kayınpeder niye göstersin ki? Kayınpeder. Kaynana bir şey birey. Bak, kayınpeder, kayınvalideyle, kayınvalide de kayınpederle yani bu karı koca evlilikleri iyi olsaydı bunlar kimsenin çöplüğünü karıştırmaz. Anadolu'da çok güzel bir söz vardır. Kendi çöplüğünden mutlu olan başkasının çöplüğünü karıştırmaz. Kayınvalide gelinin dolabında bir şey aramıyor. Kayınvalide gelinin dolabında kendine rol çıkarmaya çalışıyor. Aslında orada bir rol arıyor. Ne rolü? Kendini orada... Otorite figürü. Tabii otorite figürü olarak rol arıyor, konumlandırmaya çalışıyor. Kendi evliliğindeki boşluğu başkasının dolabıyla doldurmaya çalışıyor aslında. Çünkü mutlu bir insan başkasının sisteminden rol çalmaz. Talep edilmediği sürece orada yer almaz. Talep etmeyene öneride bulunmaz. Diyormuş ki çamaşır yıkandığı, kurulandığı anda hemen ütülenir ve dolaba asılır. Ya işte bu bin tane şey söylersin. Siz havada toz yakalayan İnsanın bir gelin ama olun. Yani değil mi? Tabii siz havada toz yakalayan bir gelin olun. Siz melek olun, kanat sesinizden rahatsız olacak. Yani bir insan eğer sizi eleştirmek istiyorsa, bir insan hatanızı aramak istiyorsa... Kusurunuzu aramak istiyorsa her zaman bir şey bulacaktır. Doğru. Bu böyledir. Siz çamaşırı kuruttup hemen ütülediğinizde kayınvalide susacak mı? Susmayacak. Yeni Başka bir şey yeni bulacak. Bir. Yani bataklık gibi sürekli oradan bir sivrisinek çıkacak. Mesele niye bunu dedi değil. Mesele bu bugüne kadar
bunları deme gücünü kimden veya nereden alıyor? Bak burası önemli. Oğlundan. Oğlundan alıyor. Birincisi o. Neden? Çünkü o sisteme gelip de orada gördüğü hataları kime söylüyor? Oğluna söylüyor. Oğlu bunu dinlediği sürece o oradan alacak, oraya gidecek. Ve adını da ne diyecek kayınvalide? Senin veya sizin iyiliğiniz için. Bu tam bir duygusal manipülatif olayıdır. Senin iyiliğin için, ben senin iyiliğin için söylüyorum. Dost acı söyler falan. Bunların hiçbiri doğru değil. Gelin neresin burada sen? Ya gelin de burada mesela gerek... açtı kayınvalide dolabı. Bu ne kızım? Bunlar hemen ütülenmesi, kaldırılması lazım. Bu ne dağınıklık? Seni kocana şikayet edeceğim dediğinde gelin ne desin? Bizim evde sistem böyle yürüyor. Biz bunu kendi aramızda paylaşıyoruz. Burada bir sorun yok. Ben istediğim zaman yapıyorum. Ne sistemi ayol? Eski köye yeni adet mi getirdin der. Bizim adetimiz böyle. Sizin eski köyün adetleri sizin kendi evinize devam etsin. Bak ne var biliyor musun? Bu kavgaya yol açmaz mı? Kavga ama bir şey söyleyeceğim. Kayınvalidenin bu cesareti nereden geliyor? Ya oğlundan dedik ya. Oğlundan ve gelinin pasifliğinden gelir. Çünkü bazı insanlar cesareti sizin korkaklığınızdan alırlar. Ama gelin... Bazı insanlar cesareti sizin aman ağzımızın tadı bozulmasın Ali Rıza Bey sendromundan alırlar. Ama gelin de iki çift laf söylediğinde bütün sülaleye manşet olur. Bütün sülaleye manşet olmaz. Gider damadı doldurur. O kadın oğlunu doldurur. Ama eninde sonunda ben sana çok net söyleyeyim. Bu kırılma eninde sonunda olacak. Ha. Ama birinci yıl, ama beşinci yıl, ama onuncu yıl. Ve erkenden bu kırılma, olsun diyorsun. Tabii, ve bu kırılma olduğunda da muhtemelen geri dönüşü olmaz. Artık o kayınvalide o eve giremez. Bir güzellikle söylese olmuyor. Güzellikle ama. Söyleyecek. İki tane kuralımız var. Sıklık ve süreklilik ilkesi. Bunu hep söyleyecek ve sık söyleyecek her olay çıktığında. Oğlan da damat da annesine çok net diyecek. Anne bu bizim sistemimiz, karışmayacaksın. Bak böyle yaparsan eşim seninle olan ilişkisini askıya alır. Sen zamanla buraya istediğin gibi gelip gidemezsin. Ben sana baştan söyleyeyim. Anne muhtemelen ne diyecek? Ben senin iyiliğin için diyorum. Ben sizin düzeniniz için diyorum. Birinin iyiliğini isteyebilmen için o insanın senin zekasına, senin zekana ihtiyacının olması lazım. Ben aptal mıyım ki sen benim iyiliğimi düşünüyorsun? Çok ince. Benim düşünemediğimi sen nasıl benden daha farklı düşünüyorsun? Tabii. O senin iyiliğini düşünüyorum biraz daha üstten kendini görme şeklidir aslında. Benim göremediğim neyi görüyorsun? Yani bulaşık, çamaşır işte senin istediğin gibi değil diye ben iyi ev hanımı olmuyor muyum? Peki şey yapsak mesela. Aa anne haklısın, al istersen sen bunları ütüle, ben de gidip mutfaktaki işimi yapayım. Onu o zaman oraya konumlandırmış oluruz. Artık o evin bir üyesi olur. Ha. Bu sefer... Yok o zaman. Evet. Yani bunu kesinlikle o hataya düşmeyelim. Bu sefer onu yapar, oğlana da gider der ki... Her geldiğimde eşim bana ütü yaptırıyor, evi temizletiyor. İşte ben olmazsam siz yürütemezsiniz. Ben olmazsam bu sistem yürümez diye. Ona rol vermek yerine o sınırı kibarca, kırmadan, dökmeden. Bizim için ilişki başarısı çünkü dökmeden, kırmadan başarabilmektir, dizayn edebilmektir. Şimdi öyle bir soru var ki gerçekten adamın pintisi de hiç çekilmez değil mi? Erkeğin cimrisi. Hiç çekilmez. Evlerden ırak yani. Yemin ediyorum. Pinti erkek gördün mü dönüp arkana gideceksin yani. Bak, ben cimri hiçbir yerde çekilmez ama erkeğin pintisi hiç çekilmez. Düşünün karısına şöyle diyen bir erkek var. Senden bir tane daha çocuğum olsun istemiyorum. Çünkü bütün paramı siz yediniz. Kim yiyecekti peki? Başka birine mi yedirme arzusu vardı? Ve karısına bunu söylüyor. Bütün paramı siz yediniz, senden bir tane daha çocuk istemiyorum. Başka hayallerim var acaba? Başka birine mi çocuk yapmak istiyordu? Tabii ki ailesi yiyecek. Ben sana bir şey diyeyim. Kimseye hiçbir şey yedirmez bu adam. Şimdi cimriler nedir biliyor musun? Genel olarak cimri sadece parada cimri değildir. Duyguda da cimridir. Tabii. Sohbette de cimridir. Aksiyonda da cimridir. Dışarı çıkıp plan yapıp program yapıp dolaşma eğlenmede de cimridir. Cimri kendine de cimridir. Vallahi yani cimri insanı biz sadece ekonomik cimrilik zannediyoruz ama cimrinin duygusallığı cimridir, sosyalliği her şeyi. Sorumluluğu cimridir. Yani o hiçbir şey vermek istemez. Yani böyle biriyle birlikteyseniz onu baştan kabul edeceksiniz. Ve alıştırma süreci gerekiyor. Şimdi tabii soru biraz sert olmuş. Boşanmalı mıyım? Evet. Yani ben hiçbir zaman biliyorsun ki kimseye boşanmalısın veya boşanmamalısın gibi bir yorum yapmıyorum. Ama bunca demek en az bir çocuk var ortada ve bu uzun yıllarda bir evlilik. Bunu beraber çözmeleri gerekiyor ve problemin kökenine inmek gerekiyor. Evet, zaten işini çünkü bilen... Çünkü bazen ne oluyor biliyor musun? Bazen şöyle oluyor. Eşim çok cimri diyor. Ben mesela şimdi çiftlerle çalıştığım için. Eşim çok cimri diye geliyor. Bir bakıyorsunuz ki adam cimri değil, kadın çok müsrif. Biz olayın kökenine kökenine indiğimizde şey oluyor. Doğru. Yani bazen biri cimri diye tanımlanıyor, diğeri aslında çok harcayan oluyor. Veya bazen biri ilgisiz oluyor. Hayır, ilgisiz değil. Diğeri aşırı nereden ilgisiz. Nereden baktığın çok önemli. Tabii. Genellikle iki tarafını dinlemek zaten daha zaten şunu da söyleyelim. Aslında siz tabii net bir soru sormuşsunuz ama işini iyi yapan ve gerçekten
mesleğinde başarılı olan hiçbir uzman sana ayrıl, boşan demez. Hayatta demez, demez yani. Kesinlikle demez. Bu bir kuraldır. Profesyonel. Bunu ancak kim der? Cahil Cüheyla der. Boşa o kocayı. Evet, sokakta, boşa o kadını. Sokakta önüne gelene nasihat verenler ya da kendi olumsuz tecrübelerinden yola çıkarak el aleme akıl verenler, ki ben onu da şunu söylüyorum. Kendi hikayelerini size tecrübe diye anlatan insanların dediklerini ciddiye almayın. Tabii. Neyi hiç ciddiye alın? Anlattığı hikayede yaşadıklarıyla nasıl baş ettiği benim için tecrübedir. Yaşadıkları tecrübe değildir. Ya bin kere aynı şeyi yaşamışsın ve bunu bana tecrübe olarak anlatıyorsun. Ben bundan bir şey kazanmam ki. Ve kimse en doğru ve net bilgiyi vermiyor, biliyor musun? Çünkü biz toplum olarak benlik körlüğüne sahibiz. Evet. Kendi hatalarımızı zor görüyoruz. O yüzdendir ki 10 yıldır her çarşamba ilişkilere vakit ayırıyoruz ve en önemli konukları, konusunda uzman ve fikrine güvendiğimiz en önemli konukları sizlerle buluşturuyoruz. Çok teşekkür ederiz. Arkadaşlarımız telefona yetişemiyorlarmış şu anda. Alalım, İlk telefonumuzu alalım. Dertleşmek için bu telefonlar ve Türkiye'nin en gerçek hikayeleri. Yani bizde öyle yalan, yapmacık, sahtekar ekipten biri bağlansın, böyle bir şey yok. En gerçek hikayeler burada efendim. Alo. Alo. Hoş geldiniz. Merhabalar. Buyurun. Merhabalar. Nasılsınız Nur Hanım? Teşekkür ederim. Siz de iyi misiniz? Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Serhat Bey merhabalar. Nasılsınız? Merhaba. Sağ olun. İyiyim. Siz nasılsınız? Hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Şey diyeceğim. Ben bir kez daha bağlanmıştım sizin programınıza. Eşimle olan sıkıntımı anlatmıştım. 4 yıldır hiçbir şekilde konuşmuyoruz. 26. yılına gireceğim evliliğinin. Ama son 4 yıldır kesinlikle bir kabustur. Niye küstünüz peki en son? Bu küstüğünüzün konusu ne? Şiddet gördüm. Yani şiddet gördükten sonra şeye, karakola girince o da bunu mesele büyüttü herhalde. Bir de hiçbir şekilde hata kabul etmiyor. Hiçbir şekilde onu bir şeylere ikna edemiyorum. Aşırı inat, aşırı ben merkezci. Yani ona göre hatalı hiçbir zaman o değildir. Ailesi değildir. Her hata benim. Peki 4 yıldan beri aynı evde yaşamaya devam ediyorsunuz değil mi? Evet. Evet, evet. Karı kocalık ilişkiniz devam ediyor mu? Kendisi isteyince oluyor. Hı-hı. Ama istemediğim halde çok söyledim. Hatta yani gözyaşlarımla oluyor. Peki, sorunuzu alabilir miyim? Sorun ne yapabilirim? Bana dediniz yani çok yoğunsunuz biliyorum hocam. Yardım edeceksiniz. Telefonunuzu bekliyordum. Çok bekliyorum. İnanın. Yapacağım hiçbir şey yok. Yani şöyle söyleyeyim. Böyle bir problemi tek taraflı çalışmak bize sonuç vermez. Açık ve net. Yani iki tarafı dinlemek lazım. Şimdi sizin şikayetlerinizi aldık. Diyorsunuz ki o hep kendini haklı görüyor. Hiç hatasını kabul etmiyor. Kendisi ve ailesiyle ilgili hiçbir hatayı kabul etmiyor ve onlara toz kondurmuyor diyorsunuz. Ama iki kişilik bir problem. Yani hem diğer tarafı dinlemek lazım hem de iki tarafın beklentilerinin uyuşmadığı noktalarda ortak noktayı nasıl buluruz onu görmek lazım. Bu birinci nokta. İkincisi, şiddet gösteren bir insanı dinler misin? Yani bana karı koca geldiklerinde dinlerim yani. Mecburum yani. Sonuçta insanlar boşanmak istemekle yardım aldıkları. Şunu anlamaya çalışıyorum. Şunu anlamak istediğim şu. Tamam, hanımefendi de haksız olabilir tabii ki. Çünkü her zaman beraber sen haklısın ben haklısın olmayacak. Evet. Ama burada bak çok şöyle bir mesele var. Şiddet gösteriyor, dövüyor. Bir de üzerine cinsel ilişkiye girmek istiyor. Evet. İşte bu tamamen bir aile danışmanı sürecinde ele alınması gereken bir nokta. Çünkü hanımefendi boşanmıyor ve yardıma ihtiyacı varsa bunlarla tabii ki bir uzman olarak çalışmak gerekiyor. Tarafların şiddet göstermesi veya görmesiyle evlilikte çözüm aramak bambaşka şeyler. Nasıl bir adım atsın peki? Yani eşiyle konuşsun yani. Biz bu konuları çözemiyoruz. Üçüncü bir kişi, bir uzman bize yardımcı olsun. Biz o bir uzmana gidelim diye bir yardımda bulunmak gerekiyor. Aksi takdirde bu döngü belli aralıklarla tekrar edecek. Eşi hayatta böyle bir şeyi kabul etmez. Eder mi eşiniz böyle bir şeyi? Evet, ben onu diyecektim. Bir aile dostumuz, çok sevdiği bir aile dostumuz var. Böyle asla onu kıramaz. Kendisiyle konuştum. Bir aile terapisine bir destek alalım, bir şeyler yapalım. Kendisi ona söylemiş, tamam demiş, şey yapsın, ben ayarlayamam demiş, kendi ayarlasın, giderim demişti. Tamam, çok güzel, çok güzel. Bir uzmandan da alın bir destek, bir randevu alın bir uzmandan. Süreci başlatmak lazım. Çünkü şöyle bir şey var, bu toplumda
Yani her olayda boşanmayı istemek çok doğru bir şey değil. Yani yaşanan olaylar, çünkü hanımefendi zaten boşanmak istemiyorsa, birinin onu az önce konuştuğumuz gibi işte boşanmalısın, nasıl böyle bir şeye izin verirsin gibi gaza getirici kelimeler doğru değildir. Çünkü bazen insanlar yaşadıklarından dolayı yine de evliliği sürdürmek isteyebilirler. Ben de burada ne boşan diyebilirim ne boşanma diyebilirim. Kendi iradesine saygı duymamız gerekiyor. Ama bir uzmanla eşinizle beraber görüşmeniz kesinlikle oradan bir çözüm çıkaracağı umudumuzu artırır. Yani ona mutlaka dikkat etmek gerekiyor. İkinci nokta, burası da hani şiddetten bağımsız bir konu olarak takıldığım bir nokta. İnatçı bir insana bir şeyi ısrarla kabul ettirmeye çalışmak da aslında sağlıklı bir yol değildir. Yani ailesiyle ilgili diyelim ki eleştiriyi kabul etmiyor. Siz de hayır bak görüyor musun annen şunu da yaptı. 20 yıldır annesinin yanlış yaptığını onun gözüne sokmaya çalışırsanız onda duvar gibi bir direnç geliştirirsiniz. Yani orada onun direnç inadı kadar sizin de baskı ve ısrarınız da bir inattır aslında. Ve şöyle bakmak lazım. Bütün izleyicilerimiz için söylüyorum. Bugüne kadar deneyip sonuç alamadığınız yöntemleri terk etmediğiniz sürece problem çözülmüyor. 20 yıl denediğiniz elde var sıfır. Demek ki belki de problem değildir. Belki de problem baş etme yollarınızla ilgili olabilir. Yani çözüm kendinizi diye... Kendinizi ifade etmenizle ilgili problem başka bir yolu deneyin. Yani 20 yıldır bir yöntem denediniz, sonuç yok. 21. yıl hala devam etmeye çalışıyorsunuz. İşe yaramaz. İşe yaramayan bir problem zamanla da işe yaramaz. 20 yıl değil, 500 yılla geçse o yöntem o kişiye uygun değil. Yani ya yönteminiz uygun değil, ya talepleriniz uygun değil, ya kullandığınız üslup uygun değil. Bütün izleyicilerimiz için diyorum. Yani yönteminiz bugüne kadar sonuç vermediyse o yöntemi değiştirmeniz gerekiyor. Evet. O zaman diyorsun ki hazır eşiniz de böyle kabul etmişken kesinlikle mutlaka kabul etmişken, bir ilişki terapistine gidin. Evet. Bir süreci destek başlatın. Alın, süreci başlatın. Peki teşekkür ediyoruz. Bu kendi başınıza aşacağınız bir mesele değil. Evet, oradan hele çıkırmış artık. Söylediğiniz o can yakıcı, o satır arasında o kadar iyi okudum ki gözyaşları içinde onunla birlikte oluyorum, evet, cümlesi. Evet. Sizde daha büyük yaralar açar. Bu da cinsel şiddettir. Sonuçta bir insan istemeden onunla birlikte olmaya çalışmak, bu da şiddetin farklı bir kategorisidir. Adam her türlü şiddet gösteriyor. Evet. Duygusal şiddet var, konuşmayarak. Evet, o da. Fiziki şiddet var. Cinsel şiddet var. Evet. Daha belki neler vardır dibini kazısanız. Belki de öyle bir yol gelecek ki, çünkü uzmandan destek aldığınız zaman bu ortaya çıkıyor. Gözünüzdeki sis perdesi kalkacak. Evet. Siz ayrılmaya karar vereceksiniz. O da olabilir. Ya da tam tersi bir şey olacak. Ya da iki taraf da kendiyle ilgili eleştirileri, öz eleştirileri, yanlışları ve doğruları görecektir. Tabii. Yani oraya giderken bir ön yargıyla veya bir amaçla gitmemek gerekiyor. Tek bir danışmana, bir terapiste gittiğinizde hoca kesin olarak kocamı suçlayacak ya da beni haklı görecek gibi bir beklentiyle giderseniz zaten siz hizmet almaya değil kendinizi onaylatmaya gitmiş olursunuz. Evet. İstediğinizi duymaya gitmiş olursunuz. Duyamazsanız da bu sefer karşı hocayı veya terapisti suçlarsınız. Yani orası uzmanın hakem ya da hakim olduğu bir yer değildir. Yargılanacak bir değil. Mecra değil, değil orası. Hakim orada de değiliz, hakem de değiliz. Oradaki kişi danışmandır, psikologdur, psikiyatristtir, aile terapistidir, her kimse. Yoluna ışık tutandır. Evet, evet. Sen ne istiyorsan bu konuda sana yardımcı olandır. Çünkü biz bir şeye, evde de bakın mesela, bir tablo alın karşınıza. Ne kadar yakın bakarsanız o kadar detaylarda boğulursunuz aslında. Şöyle geriye çekilip tabloya baktığınızda bütün her karesine hakim olursunuz. İlişkiniz de böyle. Biz çok içinde olduğumuz için detaylarda boğuluyoruz. Uzmanlar bize ışık tutuyor. Bizim geriye çekilmemizi sağlıyor. Daha detaylı bakmamıza neden oluyorlar. O yüzden ne olur vakit kaybetmeden gidin. Çünkü bu acıyla yaşamak sizi daha büyük hastalıklara yıpratır, evet. Hastalıklara yakalanmanıza neden olur. Alo. Alo. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Buyurun. Hocama benim bir sorum olacaktı. Hemen alalım. Buyurun. Sorunuzu. Geçen yıl bu zamanlar eşimin beni mesaj yoluyla aldattığını öğrendim ve bu yaza kadar devam etti. Her seferinde de inkar etti. Arkadaşlar sesi çok az duyuyoruz buradan. Ne dedi, inkarında ne söyledi? Hani yapmıyorum etmiyorum dedi. Ondan sonra da bir daha yapmayacağım sürekli aynı çocuk gibi. Sonra beni tesadüfler gene yakaladım bunları. Sonra ona dedim ki hani beni delirtmeye mi çalışıyorsun? Evden göndermeye mi çalışıyorsun dedim. Sonra bu bir iki ay boşladı gibi oldu. Sonra... Tamam. Ağustos'un içinde eski sevgilisiyle mesajlaşıp konuştuğunu öğrendim. Bir sefer hep, daha bir hep aynı kadın mı? Efendim? Hep aynı kadın mı, başka başka kişiler mi?
Kışınki evler başka kadındı ama yazınki eski sevgilisiydi. Bundan da eminim. Hı-hı. Sonra konuştu onu. Mesajlaştığını öğrendim. Bu benim için çok can yakıcı oldu. Elim, kolum, kanadım, her şeyim kırıldı. Gitmek istedim, yalvardı, yakardı. Gitmedim, gidemedim yani. Bu mesajlar somut değil mi yani? Böyle tahmin değil. Tahmin değil. Beni gözümle gördüm yani. Özledim, sesini hayır, duydum. Bir dakika, mesela bunları gördünüz diyelim. Ekran kaydını aldınız, gösterdiniz. Görmesi ve kanıta rağmen inkar mı ediyor? Yoksa kabul ediyor mu? Kışınkilerinde inkar ettiydi ama... Sevgilisinin kimse gördüğümde kendi yüzüne gösterdim. Kendi telefonunu aldım elime. Evet. Ondan sonra yalvardı, yakardı. Yapmayacağım, etmeyeceğim. Gitme, terk etme beni diye. Sonra değişmeye başladı. Telefon, sevgilisinin telefonunu falan engellemiş. Sonra ama ben eskisi gibi değildim. Hı-hı. Yani o yapmamış olsa bile... Zamanı... O yapmamış evet. olsa bile artık ya da yapmıyor olsa bile bir defa siz kırıldınız, uzaklaştınız, doğru mu? Evet, çok uzaklaştım. Başka biri soğudum. Yani sanki bazen yanımdaki yabancı gibi hissetmeye başladım. Öptüğünde ya da hiçbir şey hissetmemeye başladım. Yani bunları, bunu eşinize açık açık konuşmanız gerekiyor. Şu an bize anlattığınız duyguların tümünü. Sen olayı kapattın ama benim için yaz süreci yeni başladı. Yani... Bu konular aklımdan çıkmıyor. Sana karşı güvenim kırıldı. Senden soğudum. Duygusal olarak, cinsel olarak, işte sohbet ve sosyal olarak eskisi kadar seninle birlikte olmakla ilgili bir isteğim, arzum yok. O kişi, eşiniz bu güveni tekrar inşa etmek zorunda. Mesele onun diğer tarafla olan ilişkisini bitirmekle bitmiyor. O orayı bitirdi ama ikinci bölüm yeni başlıyor evlilikte. Ve bu da tamir edilmedikçe kronikleşerek gitgide daha da büyüyen bir güvensizlik ve soğumaya ve uzaklaşmaya dönüşecektir. Çünkü bazen erkekler şey diyor yani ben karşıdakiyle de artık görüşmüyorum sen de konuyu kapat diye. O şekilde olmuyor işte. Hı hı. Sen üçüncü kişiyle ilişkiyi kestin diye evdeki ya da aldatılan ya da güveni kırılan kişi de orayı kapattın diye o da konuyu kapatmıyor. Ondaki o kırılan güven her şey bir yıla yakın devam ediyor biliyor musun? Eğer onarmaya çalışırsa ki onarmanın yolları nedir? Birinin güvenini kırdıysan yapman gereken şeyler bellidir. Bir, hatayı amasız kabul edeceksin. Yaptım ama hani şeyler şen diyor ya bir soruya niye yaptın falan diye. Amasız hatanı önce kabul edeceksin. Evet ben böyle bir yanlış yaptım. Burada senin veya evliliğimizin bir suçu yok. Bütün suç bende. Önce bu şekilde açıklayacak. Ama yok sen bana şunu yaptın onun için yaptım. Evlilikte şunları yaşadık onun için yaptın dersen o zaman... Karşıdakinin zihninde şu canlanır. Demek yarın ben yine bu adamı ihmal etsem, yarın benim başım ağrısa, yarın bir şey olsa bu yine aldatacak. Evet. Birini sen affetmesini istiyorsan davranışının bütün sorumluluğunu alacaksın. Bu bir. Hı hı. İkincisi yapılan hatayı olduğu gibi kabul edeceksin. Üçüncüyü de reklamdan sonra söyleyebilir miyiz? Evlilik ve ilişki danışmanı Serhat Yabancı bizlerle birlikte. Aldatılma sonrası ilişkide güveni sağlayabilmek için neler yapılması evet. gerekiyor? Reklamdan üçüncü maddeyi reklamdan sonra söyleyelim dedik. En önemli sorun da aslında bu. Evet, önce hatayı amasız kabul etmek. Yani hı-hı. bir hata yaptıysan bunu bir şeye dayandırmadan sen şunu yaptın, onun için böyle yaptım amasız önce bunu kabul etmek. Peki. Sonra bunun özrünü dilemek ve pişmanlığını yansıtmak. Sonrasında da bu pişmanlık ve özürle tutarlı olarak onu devam ettirmek. Yani mesela bazen şey oluyor hani özür diliyor 3 hafta sonra yine yapıyor. Yine. Yani birinin özrünün kabul edilebilmesi için o özrün davranış değişikliğine dönüşmesi gerekiyor. Davranış değişikliğine dönüşmeyen özür sadece krizi yönetmeye yöneliktir, geçiştirmeye yöneliktir. Davranış değişikliği özrün samimiyetinin en büyük ölçütüdür. Kırılan bir güveni tamir etmek istiyorsak özetle hatayı kabul etmek, özrünü dilemek, sonra da bu güvenin devam etmesi için gereken bütün sorumluluğu üstlenmek gerekiyor. Evet. Yani sadece sözde aldattı, seni affediyorum demek de yeterli gelmiyor. Yüreğin de onu affetmesi evet, lazım evet, değil mi? Evet, bu da zaman gerektiriyor. Ve aldatanın da gerçekten büyük bir performans ile karşıdakinin çaba güvenini, duygularını tekrar kazanabilmesi gerekiyor. Zaman her şeyin ilacı galiba değil mi? İçini doldurursanız ilaç. İçini doldurmasanız o ilaç değil, hastalandırıyor. Yani bir hastalık varsa tedavi etmezseniz zamanla o hastalık daha ilerler. Tabii. Yani doğru. Zamanın her şeyin ilacı olması için o zaman... kavramının tedavi içermesi gerekiyor. Dozu iyi ayarlamak gerekiyor. Dozu iyi ayarlamak lazım. Duygunun da dozunu iyi evet. ayarlamak gerekiyor. Buradan onu çıkartıyoruz. Alo. Yo. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. İyi günler Nur Hanım. Sizi çok seviyorum. Serhat Bey merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Buyurun, dinliyoruz sizi. Ben şu anda 61 yaşında bir hanımım. Torunlarım var. Üniversiteye giden ve liseye, ilkokula giden. Bundan 22 yıl önce beni eşim aldattı. Ben bunu kanıtladım. Tabii ki işte özür dileme şeyi yok zaten hiçbir zaman, lüksü. Tabii bunu ben bayağı bir uğraştım. Karşı tarafla da konuştum kibarca, edebimi terbiyemi bozmadan. İnkar etti karşı taraf. Dedim ki nasıl inkar ediyorsun ya? Cümle alem biliyor. Yani inkar etmenin bir anlamı yok bunu. Sonra şimdi bir olay oldu işte. Beni kadınla ben konuşunca elini bana kaldırdı. Oğlum da dedi ki ona, o el kalktıysa anneme insin dedi. Seni camdan aşağı atarım dedi. Babasına. Bir şey soracağım. Çünkü lise 2'de o zaman. 22 yıl sonra bu olay bugün niye gündeme geldi? 22 yıl sonra bugünkü şeyde biz geçen yıl 2 ay küs kaldık eşimle. Ben diyet yapıyorum. Kilo verirken sen ne çok yiyorsun ya, nasıl diyet yapıyorsun, böyle olur mu dedi. Ben de ağzımdaki lokmayı yutamadım, tabağın içine tükürdüm, affedersiniz. O onun zoruna gitmiş beyefendinin. Ondan sonra geldi arkamdan, çıktım ben dışarıya, terk ettim evi. Dedim de sakinleyim, ondan sonra konuşalım dedim. Onun tabağının içine mi tükürdünüz? Hayır, kendi tabağım. Mutfağa giderken midem bulandı, çıkarttım ağzını. Tamam, bu onu niye zoruna gidiyor ki? Zoruna gidecek kişi benim ama onun zoruna gitmiş o hareketi yapmam. Sonra 2 ay biz küs kaldık. İki ayın sonunda ben onun telefonunun gece mesajları, normalde bakmam. Öyle bir adetim yoktur ama o gün bir içime ateş düştü. Kalktım baktım, bir bayandan mesajlar geliyor. Tık tık. Tabii ben bunların ekran fotoğraflarını çektim. Sabahleyin dedim ki bu ne? Ben bilmiyorum. İş yerinden işte bir hanım. Bana yanlış gelmiştir o dedi. Asla inkar etme dedim. Bunlar sana direkt geliyor. Çünkü bana niye gelmiyor başka bir beyden dedim. Böyle ne yazıyordu dedim. Peki mesajda? Yani yanlış gelme riski var mı? Hani belki dediği doğru olabilir. Hiç sanmıyorum. Yanlış gelme riski. Neler yazıyor? İçerikte neler var? İçerikte sen yat uyu karının koynunda. Ben burada deliriyorum. Ölüyorum sensiz. Peki cevap var mı eşinizden oraya giden? Ay tövbe estağfurullah. Hayır, gece eşim uyuyor. Yok canım, bu mesajın yanlış gelme olasılığı var mı? Ben de hani basit bir iş arkadaşı mesajı falan zannediyorum. Görüşmenin öncesi var mı açtığınızda? Daha önce konuşma var mı? Daha önce görüşme, yazışma var mı? Çünkü kilit var, açamıyorum. Öncesini göremiyorsunuz. Tabii öncesini göremiyorum. Keşke görebilsem daha iyi olurdu ama sonrasında da artık... Dedim ki seni dedim çocuklara şikayet edeceğim. Utanmıyorsun dedim. Boyunca dedim torunun var dedim. Üniversite 3'e gidiyor bu sene. Utanmıyorsun da değil mi dedim. Torunlarından da utanmıyorsun dedim. Yazıklar olsun sana dedim. Bunu da yaptın yani dedim. Bak ben seni bir kere affettim. İkinciyi affetmem demiştim dedim. Affetmeyeceğim. Oğlunla kızımla konuşacağım dedim. Ve nitekim kızıma değil ama oğluma anlattım durumu. Mesajları da gösterdim. Hani ben halledeceğim dedi oğlum. Aynı sektörde çalışıyorlar çünkü. Bilmiyorum artık oğlum ne yaptı. Oğlunuz, bir daha. Peki oğlunuz o kadını tanıyor mu? Hayır. Aynı sektörde çalışıyorlar. O kadın o zaman kocanızın iş arkadaşı değil. Babasıyla aynı sektörde çalışıyor değil mi? Aynı sektördeler ama firmalar ayrı. Yok, şöyle dediniz değil mi? Ben yanlış duymadım. Aslında mesaj atan, hani karının koynunda yatıyorsun, ben burada eriyip bitiyorum diyen kadın kocanızla aynı iş yerinde çalışıyor değil mi? Kadını tanımıyor bence. Evet. Kadını tanıyor musunuz? O. Siz kadının kim olduğunu biliyor musunuz? Hayır, tanımıyorum. Sadece orada, ismini biliyorum. Orada çalıştığını nereden biliyorsunuz? Gelen telefon numarasındaki kayıttan biliyorum. Ne yazıyor orada? Ya işte firmanın ismini yazıyor. Ve onu söylemeyin. Yazıyor. Tamam, söylemiyorum yani, zaten. Yani çalıştığına dair o kişinin şekilde kaydedilmiş. Ha, belli ki iş arkadaşı. İş peki oğlunuz ne yaptı? Konuştu mu babasıyla? Konuşmadı. Hı. Anne konuşursam ben de babama dalarım dedi. Çok kötü olur dedi. Olaylar kötü yöne gider dedi. Bekleyelim dedi.
Biz onu dedi, ben onu dedi hallederim. Sen hiç merak etme dedim. Hatta eşimi de tehdit ettim. Sen dedim bu kadınla ilişkin madem yok, niye telefon geliyor? Bunu dedim fabrika müdürüne sana söyleyeceğim dedim. Telefonu var, arayacağım, söyleyeceğim seni dedim. Ne dedi öyle deyince? Şimdi. Ya ne yapıyorsun sen, ayıptır dedi. İşte çocuklar rızkı gider dedi. İşi kaybederim ben dedi. Vallahi hiç önemli değil dedim. O kadın evli mi peki? Düşünseydin. O kadın onu evli mi? Sanmıyorum. Peki. Peki niye çocuğunuza çözüyorsunuz? Kendiniz eşinize bunu birebir çözseniz, konuşsanız daha iyi olmaz mı? Söyledi. Yanaşmıyor, tamam. İnkar ediyor, hayır diyor. Mesajlara, yani mesajların varlığını nasıl inkar ediyor? Benim haberim yok mu diyor ya da yanlış mı geldi diyor. Yanlış gelmiş diyor. Ben diyor öyle bir şey yok diyor. Sadece iş yerinde bir çalışan bir bayan o diyor. İyi de dedim niye ki, yanlışlıkla bir kadın böyle yanlışlıkla hani ölüyorum bitiyorum diye mesaj atar mı? Eşinizin adı diyelim ki Caner'dir. Cemile atacağına Caner atmıştır diyelim. Hani alfabetik olarak yaşta ilerlemiştir. Belki tam görmüyordur. Yanlışlıkla atmıştır ama hani gecenin ikisinde üçünde de Cem Yılmaz diyor ya hani uyudun mu? Ya uyudun mu da ya diyor sevgilimi atacağım ama diyor işte bu yanlışlıkla babama atmışım diyor fantezilerimi falan. Yok canım burada aleni burada, dediğiniz dok çok doğru. Burada bir ilişki var yani. Evet. Ama senin galiba sormak istediğin şu. Siz yetişkin bir bireysiniz ya. Çocuğunuz evet. Kaç yaşında? Oğlum 37 yaşında, kızım 41 yaşında. Yani bunu bence çocuklarla çözmek yerine kendiniz çözün. Çünkü çocukların çözeceği şeylerde her zaman açık bir soru cevap şeridi kalacaktır. Birincisi bunu eşinizle çözeceksiniz. İkincisi bu konunun dışında anladığım kadarıyla evliliğinizde sürekli bir rekabet olmuş. Böyle güç savaşı gibi değil mi? Hep bir yani o hep bir inatlaşma. Hep ben yani benim dediğim olsun, benim dediğim yapılsın. Senin işte ben çalışan bir bayan değilim. Emeklim falan da yok. Beni hep böyle ezmeye çalıştı ama ben manen çok güçlü bir kadınım. Beni yıkamıyor maalesef o konuda. İşte ama hep bir savaş tamam. Halindesiniz. Yani düşünsenize bir evlilik var. Karşı taraf sürekli onu ezdiğini düşünerek işte hep bir direnç halinde. Beni yıkamazsın, beni vuramazsın, beni çökertemezsin. Yani yaş evlilikler gelmiş 37 yaşında çocuğunuz var. Herhalde bir 38-40 yıl evlisinizdir. Şimdi buradan da neyi görüyoruz? 40 yıldır bitmeyen bir rekabet var. Bitmeyen bir savaş var. Aslında o güven kırıcı mesajlaşmanın yanında bir de evliliğin bu boyutuna da bakmak lazım. Biz bu savaşı ne zaman bitireceğiz? Biz birbirimize ne zaman didişmekten vazgeçeceğiz? Dile kolay. Yani bizim amacımız ne? Biz haklı mı olmak istiyoruz? Sürekli mutlu mu olmak istiyoruz? Çünkü bu iç içe geçmiş bir konu aslında. Yani güven konusunun dışında da başta dediniz ya. En küçük orayda biz 20 gün küsebiliyoruz. 20 gün küsen bir çifte küsen yoktur. Karşılıklı küsen vardır. Bir kimse size tek başına 20 gün küsemez. Siz onu cevaplarsanız o da devam eder. Burada bunu da görmek lazım. Bazen kişiler o kadar çok kavga eder ki bu onların tarzına dönüşür. Ve çocuklar bunu tuhaf görür. Aslında çocuklar annem babam anlaşamıyor derler. O çocuklar o evden ayrılırlar. Anne baba yine aynı kavgaları yapmaya devam ederler. Çünkü ilişkinin dinamiği öyle dönüşmüştür. O şekilde yaşıyorlar. Yani ben öneri olarak şunu söyleyeyim. Bunu eşinize çözün. Üçüncü kişilerle karıştırmayın. Yani gidip patrona söyleyip yine orada bir cezalandırma arzunuz var farkındaysanız. Gidip söylemez de tehdit ediyor. Yani. Ama yani hani eyleme dönüşürse çünkü yani ben şunu söyleyeyim. Üçüncü kişilerle bu iş çözülmez. O kadına evet. Da cezalandırsanız, kadına da konuşsanız, patrona da konuşsanız olmaz. Çünkü üçüncü kişileri ortadan kaldırmak problemi çözmüyor. Adam yine bir üçüncü kişi bulacak. O gider başkası gelir. Bu ilişki iyileşirse ya da adamın kişinin evlilikle ilgili algısı değişirse ilişki güçlenir. Ne yapsın peki? Yani kendisiyle bu işi çözmeye çalışacak. Orada da hani ama adam da anladığım kadarıyla Serhat'cığım NATO mermer NATO ama kafa işte, yani. Ama anlatamıyor şöyle bir şey. Aralarında şey. Zaten bugüne kadar bakın bu tip olaylar hangi ilişkilerde çözülmüyor biliyor musun? Bu çiftler genellikle daha önce de hiçbir şeyi çözememişler. Hiçbir konuda problem çözemiyorlar. Her konuda bunlar güç savaşı içindeler. Böyle bir olayda yani subjektif değil, objektif delillerin bile olduğu bir problemde bile bunlar problemi çözemiyorlar. Çünkü hep bir direnç olmuş karşılıklı olarak. Bu tip ilişkilerde hata kabul etme yoktur. Bu tip ilişkilerde öz eleştiri yoktur. Bu tip ilişkilerde tek bir şey vardır. Ben bu herhangi bir olayda, yani bu bardağı niye buraya koydun tartışmasına bile amaç bardağı doğru yerine koymak değildir. Onun hatasını kabul ettirmek veya suçlu çıkarmaktır. Ama siz suçlu çıkarma odaklı bir ilişki yürütürseniz bir süre sonra da siz de suçlanan taraf olmaya başlarsınız. Burada çiftlerin amacımız üzülmemek değil. Evet, burada üzülmemek, bağcıyı dövmek değil. Yani amacımız ne olmalı? Amacımız ötekini suçlu çıkarmak, hatalı çıkarmak,
hep haklı olmaya çalışmak olmamalı. Amacımız tek bir şey olmalı. Haklı olmak değil, mutlu olmaya da esas almalıyız. Doğru. Düşünsenize ya. Şöyle bir hayatınızı gözden geçirin. 37 yaşında bir oğlunuz var. Serhat'ın da dediği gibi belki 39-40 yıldır evlisiniz. Ve 40 yıldır bir savaş veriyorsunuz. Evet. Evet. Tam 40 da bu. Yıldır bir şeyin, bir savaşın içindesiniz. Aslında verdiğiniz savaş mutlu olmak adına ama hep mutsuzsunuz. Çünkü yani yöntem olarak, çünkü egolar, kalpler burada devrede değil. Egolar devrede. Yani bazı insanlar mutlu olmayı ötekini sürekli suçlu ve baskı altında tutarak hissederler. Yani ya yönetecek ya baskılayacak. Bu da sürdürülebilir değil. Aslında sen... değil Serhat. Ne var biliyor musun oradaki kadınsal içgüdü? Bu arada çok teşekkür ediyoruz bizi aradığınız için. Ama lütfen mutlaka yüzleşmenizi yapın. Yüzleşmeyi yapmanızı uzman tavsiye evet. ediyor. Orada ne var biliyor musun? Acaba kocamın bu işten caydırabilir miyim, döndürebilir miyim telaşı ama var. Bu yöntem ne olmuyor işte. Yani sen mesela bazı insanların uslubu serttir. Haklıyken haksız duruma düşer. Hı hı, evet. Kendini, hakkını arama yöntemi problemin kendisine dönüşür. Bir de karşıdaki kişi manipülatif biriyse, sen onun hatalarını söyleyip yanlış bir uslupla söylediğinde o konuyu hatalarından çıkarır ve bana doğru. niye bağırıyorsun, sesini yükseltemezsin deyip seni manipüle etmeye başlar. Doğru. Böyle biriyle birlikteyseniz mümkün olduğunca onu suçlamak veya sesinizi yükseltmek yerine tamamen onun hatasıyla ilgili sorununuzu, duygunuzu ve beklentinizi söyleyin. Ve bazı insanlar haklıyken niye mesela savaş alanında kazanıyor, masada kaybediyor? Neden? Çünkü kendini savunmayı bilmiyor, kendini ifade etmeyi bilmiyor. Eğer üslubunuz sertse, çok çabuk reaktif bir şekilde öfkeleniyorsanız, çok çabuk suçlayıcı ve hakaret edecek noktaya geliyorsanız, siz her maçta kaybedersiniz. Peki. Yani ne kadar haklı olursanız olun, günün sonunda kaybedersiniz. Bir de insanlara şey anlatırken hikayeyi şöyle anlatırsınız. Bana bunu yaptı. Ben şimdi mağdur muyum? Mağdurum. Ama ben günün sonunda suçlu çıktım. Bir bakıyoruz arada ne var? Üslup var. Üslubu ne kadar kötüyse kaybedemiyoruz. Sadi Çıraz'ın çok güzel bir sözü vardır. Yanlış üslup doğru sözün katilidir diyor. Çok güzel. Yani üslubu, bu son dönemdeki en büyük problem karşımıza bu çıkıyor. İletişim üslup. Çok doğru. Yanlış üslup doğru sözün katilidir. O yüzden üslup, tavır o kadar önemli ki evet. bir şeyi söylerken çok dikkat etmek gerekiyor. Alo. Alo. Hoş geldiniz. Sağ ol Nur Hanım. Serhat Bey'e de selamlar. Teşekkür ederiz. Buyurunuz. Sizi dinliyoruz. Nur Hanım, benim bir sıkıntım var da ama şöyle, bir kız arkadaşım var da bu şimdi yanımda, duyabiliyor musunuz? Evet evet, çok net duyuyoruz. Siz dinliyoruz. Buyurun. Hocam böyle sıkıntı küçük görünüyor ama bana göre çok büyük bir sıkıntı. Bu arkadaşım Alman ama yanımda yerleniyor. Kız arkadaşınız değil mi? Gidiyoruz. Evet evet. Ya şöyle şöyle ya, ayıp diyorum yani, bizim kurallarımıza göre böyle böyle yok. Hiç ayrılmak da istemiyorum. Onu seviyorum ama böyle bir sıkıntı var. Ne yapacağımı şaşırdım ya. Herhangi bir hastalığı var mı? Yok. Yani iç hastalıklarıyla ilgili, yani ne bileyim. Insanların... Hayır asla. Gastroenterolojik açıdan bir doktora götürdünüz mü? Çünkü bir insan sürekli neden gaz çıkar, evet, gaz yani çıkarır bu... ki? Yok sürekli değil ya. Ne kadar sık? Tövbe. Yani yok, öyle arada bir, öyle her zaman değil ama ben çok sıkılıyorum bu işte. Siz mi çok böyle hassastınız bu konuda? Ya çok hassasım ya. Ama herkesin ortasında yapıyor galiba, değil mi bunu? Yok, baş başayken galiba. Ya herkesin ortasında yapmıyorsa da bana çok sıkıcı geliyor yani. Sizin ya şimdi bir şeyin sorun olması için sıklık ve sürekliliğe bakmak lazım. Yani bu sürekli mi oluyor, çok sık mı oluyor, yoksa böyle çok nadiren oluyor ama siz mi çok böyle titizsiniz ya da hassassınız bu konularda, onu işte ayırt etmek gerekiyor. Ya ben o konuda çok hassasım da yani onlara göre yani ayıp değilmiş gibi bir hava yok. Benim bildiğim yani. Ben tamam. Almanya'da sürekli etkinlik yapıyorum, orada da ayıp. Avrupa'nın her yerinde yani bu böyle. Onlara göre işte gaz çıkarmak ayıp değil diye bir kültürel bir rahatlık yok. Avrupa'da da yok. Yani
Başkasını rahatsız eden her şey rahatsızlık ama eylemidir. Ama bazı yerlerde şöyle, affedersiniz özür diyerek söylüyorum. Gaz çıkarmak sağlık açısından çok kıymetli bir şey olduğu için bazı kültürlerde ayıp değil. Ama onu ya... ama geğirmek, yani ağızdan bunu yapmak ayıp. Yani çok gaz çıkarmak ayıp değil. Yani herhalde hanımefendi de onu mu söylüyor size? Hani bizim kültürümüzde bu ayıp değil mi diyor? Yok. Yani şey, geğirmek daha nefret ettiğim bir şey aslında da. Şimdi yok, siz anladım, hepsinden yemeği... nefret ediyorsunuz da hanımefendi hangisini normal kılıyor, onu anlamaya çalışıyorum, arkadaşınız. Yani normal yellenmeyi normal kılıyor yani. Normal. Anladın mı? Peki, peki ona sorsaydık bize ne cevap verirdi? Bu böyle bir sorun yaşıyor erkek arkadaşınız. Sizce bize ne cevap verirdi? Yani normal diyor yani ben... Yani ya. her zaman diyor. Mesela bir yere yemeğe gidiyoruz. Etrafımızda bir sürü masa insanlar var. Pat diye yelleniyor. Ay zor bir durum ama yani gerçekten. Yani ama bunu herhalde isteyerek mi yapıyor yoksa kontrolsüz mü oluyor? Bunu sordunuz mu hiç? Yani kontrolsüz, isteyerek, ne bileyim ben anlamadım şimdi. Ay çok özür dilerim. Ama bunu sormanız lazım yani. Hani senin bir rahatsızlığın var. Adamcağız ne diye sorsun? Ne diyecek bunu? Bu çok kontrol. Beraber aynı evi paylaştığımız gaz gelince insan... çıkar yani. Tamam da mesela bazı insanlar... Kontrolü nasıl kontrol? Bu duyguyu yönetirsiniz. Bu şeyi yönetirsiniz. Her gazı gelen bunu bırakmıyor. Yani sonuçta gazı konuşuyoruz şu an ama... Yani yani sonuçta şöyle düşünelim. Bunu onunla konuşun. Yani sen iraden dışında mı yapıyorsun? Bilerek mi yapıyorsun? Ya da işte hani... ya kişinin bunu cevaplaması lazım. Hayır yani bir insan eğer gazı gelirse kalkarsın gidersin lavabonda artık orada ne yaparsan yap. Ama sen geleni hemen çıkarıyorsun. Evet. Yani o... Peki ne olacak? Mesela şimdi o diyor ki size benim için çok normal. Siz diyorsunuz ki benim için normal değil. Hep bu yüzden kavga ediyor musunuz? Kavga ediyoruz tabii canım. Ne kadar? Yani, mesela ayda bir kere oluyor mu bu olay? Ayda bir kere olur mu canım? Her gün ya. Ne ayda bir keresi? Ama az önce çok az oluyor demiştiniz. Her ya gün oluyorsa kere... yani her gün oluyorsa bence yani eşinizin bence bir o alanla ilgili, partnerinizin o alanla ilgili bir uzmanla görüşmesi gerekiyor. Benim çok alanım ya değil bu konu. Ya da çok gazlı gıdalar yiyor herhalde. Yani, ama yine sonuçta bir belki bir alanın bir doktoruyla görüşürse beslenme bozukluğu mu, biyolojik bir şey mi, bağırsak sorunu mu? Bu benim alanım değil. Ben evlilik ilişkisi tarafını bileyim. Eğer... Ama duygu olarak hani bizimle ilgili olan kısım nedir? Bu konuyla ilgili rahatsızlığınızı söyleyin. Şikayetinizi söyleyin. Bundan ne kadar rahatsız olduğunuzu söyleyin. Ha derse ki ben bunu yönetemiyorum, o zaman onunla ilgili başka bir mekanizma devreye girmeli. Hı-hı. Ben bunu yönetemiyorum. Her gün böyle bir şey oluyor ve her gün birilerinin yanında bu durum yaşanıyorsa... Çok zor bir durum tabii. Bu bambaşka bir şey yani. Bu muhtemelen biyolojik peki bir problem. Peki mesela o ortamda gaz çıkardığı zaman etrafınızdaki herkes de duyuyordur herhalde. Sadece siz duymuyorsunuz değil mi onu? Yani yok hani bazen de sessiz oldum da konuşamıyorum da şimdi. Yani herkes duyuyor ve herkes böyle tuhaf tuhaf bakıyor mu yani? Hani ya kadıncağız bazen bakıyor. Kadıncağız yani bazen hasta da insan, olabilir isterseniz evet, gerçekten. Bazen yok. Ha yok öyle bir şey yok ya. Ben zaten soruyorum kendisine. Yani bana normal diyor ama şimdi benim olduğum bir yerde ya şöyle her gün böyle istemsiz bir şekilde ortam ayrımı yapmaksızın böyle bir gaz olayı varsa bu normal değildir. Yemekte yapıyormuş evet, niceliksel olarak sayısal olarak da normal değildir. Peki toplumsal anlatsanız mesela değildir. Anlatsanız partnerinize deseniz ki işte adı nedir adını söyleyerek canım güzelim hayatım bizim ülkemizde bu hoş karşılanmayan bir durum. Dolayısıyla sen beni çok küçük düşürüyorsun böyle yaptığın zaman. Kendini de küçük düşürüyorsun dediğiniz zaman bunu kabul etmiyor mu? Yok kabul etmiyor ya. Onu kabul etse zaten sorun çözülecek. Peki ama orada zaten. Bence kritik nokta şu. Yani elinde olmadan mı bu oluyor yoksa bunu böyle hani normal gördüğü için. Onların kültüründe gaz çıkartmak normal bir durum. Değil, o kültürde öyle bir şey yok. Siz o kültürden başka kimseyi tanıyor musunuz? Ben mesela bildiğim tanıdığım biri var.
Teknik olabilir bence. Ama o da mesela, o da böyle hani ortalıkta zor diye bir şey yapardı. Herkes böyle bakardı. Tamam, yani şöyle. Ben okul çağından hatırlıyorum. Evet. Ne yapıyorsun? Bir şey yapmadım ki diyordu mesela. Çünkü bu ülkede yaşayan biri mi? Hayır, yani yurt dışından buraya gelmiş. Ama onların mesela yurt dışında... Aynen öyle. Aynen, Nur Hanım'ın dediği gibi yani. Ya yurt dışında yok. Ama sizin yani. Hiçbir şey yapmamış gibi. Kaç yıldır bizim ülkemizde yaşıyor? 3 yıldır. 3 yıldır, daha da yeni. 3 yılda yani bunun yanlış veya olup olmadığını da biliyordur toplumsal olarak da, sosyolojik olarak da. Bilmiyordur belki ya. Yok, ben şimdi ne yapmam lazım? Yani ayrılmalı mıyım? Yani ilk gaz ayrılığı olacak herhalde bu. Tövbe tövbe. İlk niye gaz... ayrılmak gibi bir seçeneğiniz var ki yani? Yani eşim gaz, kız arkadaşım gaz çıkarıyor diye. Ben yine aynı şeyi söylüyorum. Yani burada ben teknik olarak baktığımda sürekli bir insanın ortam ayrımı yapmaksızın her yerde gaz çıkarması, bunu yönetememesi bence yine biyolojik bir probleme benziyor. Benim alanım değil ama çok hani olağan dışı, olağan hani normalin dışında bir durum olarak anlattığınız için gitsin. İlgili alanla ilgili bir uzmanla, doktorla görüşsün. Bakalım ne çıkacak. Önce ben, doğru söylüyorsun, evet. Önce bir belki bir gastroenteroloğa gidin. Neden evet. Benim partnerim bu kadar gazlı? Hayır, normalde de bir insanda o kadar olmaz yani. Hani her gün, her dakika sürekli... Olmaz mı? Olmaz diye belki biliyorum. Belki bünyeden bir konuştuğumuz şeye bak. Aa, o bünyedeki o büyük farklılık da önemli bir... Bünyeden yani bünyeye farklı olabilir belki. Bakacak. Yine o alanın uzmanı bakacak. Yani bu beslenmeyle ilgili mi, bağırsak? Ama bazı bünyeler gerçekten çok gazlı. Bir de üzerine gazlı bir şeyler yiyorsan, işte kuru fasulyesiymiş, gazlı içecekler, gaz yapan brokoli, gerçekten onları tüketiyorsan daha çok gazlanıyorsun. Bol gazlı bir programdayız arkadaşlar. Ya gülme, bu da sağlık meselesi, ne yapalım yani, gitsin, Allah doktora hep bizim gitsinler, başına gelebilir gitsin, herhalde. Bak doktora gitsinler, oradaki hekim muhtemelen durumla ilgili net bir farkındalık yaratacaktır. Peki, en kötü şunu diyecektir, belki de şunu diyecektir. Sizin bununla ilgili bir probleminiz yok, sizin bu davranışınızı yönetmeyle ilgili. Hı hı. Yani bizim kültürümüzde öyleydi diye, yani bizim kültürümüzde böyle diye burada bunu yaşamak zorunda değiliz. Peki tamam, yani doktora bizim, gitti. Bizim Türk kültürümüzde diyelim ki şöyle bir özellik var diyelim. Ben Almanya'ya gidip artık Almanya'da yaşıyorum ve bütün Almanlara şunu diyebilir miyim? Bizim geldiğimiz kültürde böyleydi. Oradaki ne diyecek? O orada kaldı diyecek. Tabii topluma ayak uydurmak yani, diye bir şey Almanya'dan var yani. Almanya'dan buraya gelmiş, öyle istediği yerde gaz çıkarıp sonra da bana ne kardeşim, bizim kültürümüzde böyle derse sen bu kültürü aşağılamış olursun. Bu kültüre gittiğiniz yere oryante olmak zorundasınız. Gittiğiniz yer, bu sadece bu olayla ilgili değil. Bunu çok görüyoruz. Yani buradan oraya gidenler, oradan buraya gelenler, mülteciler falan, birçok kişi kendi getirdiği kültürü geldiği yere dayatmaya çalışıyor. Bu küçük bir örnek ama hani bir yere gidiyorsanız, Türk olarak, Müslüman olarak Avrupa'ya gidiyorsanız oraya uymak zorundasınız. Tabii. Oradan yabancı olarak gelen, mülteci olarak, göçmen olarak gelen biri veya iş için gelen bir insan da buraya uymak zorunda. Bu dünyanın her yerinde zorunlu bir uyum ve oryantasyondur. Tamam, kadın uymuyorum diyor. Mesela ne yapayım diyor seyircimizde. Ama mesele uymak değil. Eğer uymamayı bilerek ve direnç göstererek uymuyorsa... Tamam. Bu bence ilişkiyi de karşıdakini de ciddiye almamaktır. Bana ne kardeşim, ben böyleyim. İşine gelirse res çekmektir bu. Hmm. Ama şunu yaparsa... Ya hayatım, bunun yanlış olduğunu, sizin kültürünüzde yanlış olduğunu biliyorum, kabul ediyorum. Elimden geldiğince dikkat edeceğim derse biz orada bir saygı görürüz. En azından bir çaba var. Ama hiçbir çaba yok. Bütün itirazlara rağmen, bütün şeylere rağmen hiçbir çaba yoksa bu zaten kişiyi de, onun kültürünü de yok saymaktır. Bu sadece o gaz olayla ilgili değil. Birçok noktada öyledir. Kişiler gelir, yani bu sadece iki yabancı arasındaki flört ilişkisine değildir. Bu toplumda yaşayan iki insan da geldiği ailenin kurallarını ötekine dayatıyor. Bizim ailede böyleydi diyor. Bizim ailede işte bu böyle. İyi de kardeşim, biz yeni bir evlilik yapıyoruz. Mesela toplum kuralları arasında geğirmek de çok ayıp bir şey. Tabii ya. Yedikten sonra kalk diye kaldı bir ses çıkartmak da. Geğirmek de gaz çıkarmak da bu toplumda hoş karşılanmıyorsa bence bu güzel bir toplumsal kuraldır. Evet. Yani Türk toplumunun burada özel bir şey değil. Ben dünyanın her yerinde bu davranışın olumsuz olduğunu biliyorum. Birileri kendine esneklik yaratmış olabilir. Çok lokal olarak. Ben bilmiyorum. Bak ben mesela lise çağlarımdan hatırlıyorum. Üniversite çağlarımdan bir arkadaşımız vardı. Ve gerçekten bunu yapıyordu ve biz çok, hatta çok dalga geçerdik. Niye bu böyle yapıyor diyor. Ama mesela o niye seni şaşırtıyor? Çünkü bir kişi yapıyordu. Ya hepsi yapsaydı? Tabii. O zaman sen tuhaf olurdun. Tabii. Yani 30 kişilik sınıfta 29 kişi gaz çıkarıyor. Sen çıkarmıyorsan tuhaflık sende olurdu. Doğru. Bir kişi problem yaratıyorsa demek tuhaflık ki diğerleri... Evet. Önce doktora gidecek. Gitsinler, kendi aralarında bu konuyu o şekilde şey yapsınlar. Yani peki. Çünkü orada geçmiş mevzu... olsun mu diyelim? Ne, evet, ne denir böyle bir durum? Kolaylıklar diliyoruz yani. Kolaylıklar dileyelim. Zor bir durum ya. Düşünsenize yani. Yemektesin.
Ya toplumun, ve birdenbire partnerin gaz çıkarıyor. Ya şey var, bu sadece gazla ilgili değil. Yani toplumun kurallarına uymak, boyun eğmek, itaat etmek değildir. Bazı kurallar evrenseldir. Bazı kurallar o sistemin bir parçası olduğunuzu gösterir. Ve orada uyumlu olmak boyun eğmek değil, itaat etmek değildir. Uyumlu olmak, yani uyumluluk biraz da zeka göstergesidir. Yani çabuk oryante olmak, çabuk uyum göstermek bir zeka göstergesidir. Ama mesela sadece bir başka kültürden gelip de bunu dayatanlar değil. Bir de az önce verdiğim örnek gibi. Başka bir aileden gelip kendi ailesinin kurallarını dayatanlar var. Ya da bekar evleniyor diyor ki ben bekarken böyleydim. Ya evlendiğinde değişeceksin diyoruz. Evet. Yani senin bekarlığın evlilikte sürmez gibi. Bir telefonumuz daha var. Alo. Merhabalar, iyi yayınlar. Hoş geldiniz, teşekkür ederiz. Buyurun. Hoş buldum. Hastayım, kusura bakmayın, sesim bence kötü geliyor. Çok geçmiş olsun, niye kusura bakalım? Teşekkür ederim. Allah şifa versin, buyurun. Allah razı olsun, hemen konuya girmek istiyorum Nur Hanımcığım. Ben 17 yıllık evliyim, 2 tane çocuğum var. Oğlum sınav senesinde bu sene. Eşim evi terk etti. 15 gün oluyor evi terk edeli. Bizim öncesinde şöyle bir şey oldu. Bundan 4 sene öncesinde ben eşim sekreteriyle birlikte yakaladım. Şöyle yakaladık. Bulunduğum bölgede, çalıştığım bölgede eşim saygıdeğer, iş kalitesi iyi olan bir iş adamı. Herkes tarafından bilinen bir iş adamı. Ve ben o sekreterinden çok rahatsız oluyordum. Onu burada yapmayacağı için şehir dışında beraber fotoğraflarını yakaladım. Bunu ispatladım. Derken aileler toplandı. Aileler arasında işte konuşuldu, edildi, tartışmalar. Şöyle bir şey oldu benim içimde. Aradan 4-5 sene geçti ama eşime karşı bir güvensizliğim oldu. Bu cepte. Ve bende şu oluştu, endişe oluştu. Eşime karşı bir acaba olgun olmaya başladı. Bizim aramızda 11 yaş var. Ben evlendiğimde 19 yaşındaydım. Eşim 30 yaşındaydı. Arka arkaya iki çocuk sahibi oldum. Arkasından 3-3-3 diye diretirken ben hemen önlemini aldım. Çünkü çocuğun bana ayak bağı olduğunu görüyordum. Eşim çocuklarıyla ilgilenen bir baba değil zaten. Sadece bana uğraş olsun diye yapmak istedi. Onu fark ettim. Peki şuraya bağlıyor muyum? Efendim? Eşiniz evi terk etti. Siz nasıl bir çözüm istiyorsunuz? Nasıl bir çözüm istiyorum? Şöyle... Evet, onu size soracağım. Eşim çok bencil bir insan. Evi terk etmesindeki sebep de şu. Ben memlekete gittiğimde geldiğimde eşimin telefonunda şöyle bir mesaj yakaladım. Şu anda konaklamayacak yerimiz yok ama eğer gelecekseniz bir sonraki opsiyonu iptal edebiliriz. Ne zaman gelirsin? Hatta sonu yerimiz müsait. Bir bungalov ev kiralamış. Nereden gelmiş yani bu mesaj? Bungalov ev kiralamış. Bungalov ev yazıyor zaten. Bungalov ev. Bir otelden gelmiş bu mesaj değil mi? Evet. Bungalov ev. Şöyle, eşimin kendisi iş verdiği ustasına yapıyor. Yani herkes tarafından da duyulmasın. 5 bin lirası atölyeyi 30 lirip susturup adamı orada anlaşmaz gerçek yapıyor. Tamam, şöyle ben yapalım. Onu anladım. Şimdi burayı anlattınız ama ben şeyi hala anlamadım. Ne oldu da evi terk etti? Bu mesajdan dolayı sizin evi terk etmeniz gerekirken adam niye evi terk etti? Bizim hali hazırdaki konumuz şuydu. Ben memleketten döndüğümde eşimin telefonunu bu mesajı yakaladım da inkar etti. Ben bir yere gitmedim, bir şey yapmadım. O numarayı aradığımda eşim arkadan sesleniyor. Hayır hayır ben gitmedim diyor. Karşıdaki tarafta diyor ki evet beyefendi gelmedi. Halbuki iş arkadaşı tanınıyor, biliniyor. Derken eşim bu konuyu böyle kapatmaya çalıştı. Ertesi gün bir çiçek getiriyor. Arayı yapmaya çalışıyor. Ama benim kalbim mutmain değil bu konuda. Bana açıklama yapmasını istiyorum. Neden böyle bir şey yaptı? Veya yaptıysa özür dilesin. Bu konu bir şekilde beni tatmin... Ya kandırsın, beni kandırsın. Ben zaten kanarım. Çünkü iki çocuğum var ve ben buna susardım. Şunu gördüm Serhat Bey, eşim yaptığı o kadar yüzsüz ki, o kadar normal kabul ettiriyor ki bunu bana. Ben bunu kabul edemedim de evde çok farklı bir insana büründüm. Tamamen kendimi evde yok saydım ve eşimi yok görmeye başladım. Sabah kahvaltılarına oturmadım, onu yolcu etmedim, gelirken ağırlamadım, yemeğini koydum ama ben oturmadım. Çayımı aldım, ayrıca terasa geçtim. Bu cezalandırmayla onun cezasını ve günahını azaltmış olmadınız mı? Ödeşmiş bir, gibi olmak. Virgül koyuyorum, reklama gitmemiz gerekiyor. Evet, az önce bağlanan sevgili seyircimiz aynen şunu söyledi. Dedi ki kocam beni aldattı, aldatıyor, yakaladım, yüzleştim. Evde ona kesin tavrımı koydum, onu görmezden geldim. Aynı sofraya oturmadım, aynı yatakta yatmadım. Bir anlamda kendimce ona ceza verdim. Evet. Sadece şunu istedim, karşıma geçip...
tamam yaptım ama beni affet demesini istedim. Belki de bana yalan söylemesini istedim. Bunu yapmak yerine kocama bir terk edip gitti dedi. Evet. Şimdi o cezalandırmanın ne kadar sürdüğü önemli. Bir cezayı sürekli yaparsanız o artık ceza olmaktan çıkıp bir yaşam tarzına dönüşebiliyor. Bir güvensizlik olduğunda, bir kalp kırıklığı olduğunda, kötü bir davranış veya bir kelime karşıdan geldiğinde bizim burada öncelikle bununla ilgili yaşadığımız duyguyu, kırgınlığı, kızgınlığı, öfkeyi, acıyı ona aktarmamız gerekiyor. Ki o insan bizim ne yaşadığımızı bilsin. Hı hı. Sonrasında somut taleplerimizi ifade etmemiz gerekiyor. Hanımefendi bir duruş göstermiş ama biraz fazla sert duruş göstermiş. Ve orada kendini ifade etmek yerine cezalandırma mekanizmasına girmiş. İşin kötü tarafı insanlar yaptıkları davranışlardan dolayı cezalandırıldığında suçlulukları azalmaya başlıyor. Ödeşmiş gibi oluyor. Yani ben onun güvenini kırdım. O da bana bir ay boyunca işte benim burnumdan getirdi. Ödeştik gibi düşünüyorlar. Yani birini cezalandırdığınız zaman bir süre sonra onun aslında kendini suçlu hissetme ihtimalini elinden alırsınız. Biz genellikle ne öneriyoruz? Kendinizi ifade edin, üzüntünüzü, acınızı ve ona bu güveni nasıl sağlayacağına dair taleplerinizi söyleyin. Siz bir şey söylemediğinizde, konuyu da açmadığınızda karşıdaki insan olayın bittiğini düşünebiliyor. Konuyu açmadığınız için konuyu kapattığınızı düşünebiliyor. Ama sizin içinizde volkanlar yanmaya devam ediyor. Beni kandırsın dedi ya en son. Ya çünkü affetmek istiyorsa, bir insan birini affetmek istiyorsa bir güzel söz bile yeterlidir. Bir güzel dokunuş bile yeterlidir. Çoluğum çocuğum var, nereye gideceğim? Evet. Bir kandırmasını istiyorum dedim. Bu kadar zor mu? Niye bunu yapmıyor erkekler? Yani tabii hepsi için yani genel bir ifade her zaman gibi kullanmıyorum ama bazı insanlar işte niye yapıyor bunu? Bazen intikam için aldatıyor. Bazen kızgınlığını yansıtıyor. Bazen bu olayın üzerinden başka hesaplar güdüyorlar. Aslında aldatmak veya güven kırıcı eylemler her zaman öteki diğer üçüncü kişiyi çok çekici bulmakla ilgili değildir. Kişinin kendi karakteriyle ilgilidir ya da ilişki dinamikleriyle ilgilidir. Üçüncü kişi gider yerine eğer sizin niyetiniz varsa yeni bir üçüncü kişi bulursunuz. Doğru. Hata şurada kaynaklanıyor. Biz tehlikenin ve problemin iki kişi arasında olduğunu kabul etmek istemiyoruz. Üçüncü kişilerle problemi çözmeye çalışıyoruz. Bu gerçek problemden kaçma şeklidir. Problem nedir? Karı koca arasındadır ve bu problem orada çözülmelidir. Karı koca bu problemi kendi arasında çözmelidir. Üçüncü kişilere söylemek, onlarla temasa geçmek. Mesela en tehlikeli baş etme yöntemi nedir derseniz, üçüncü kişiyle temasa geçmek derim. Gidersiniz onu rezil etmek istersiniz, aşağılarsınız, kötülersiniz ama o da armut toplamaz yani. Orada size söyleyecek çok kırıcı şeyler olabilir. Gol atmaya giderken gol yiyebilirsiniz. Evet. Kaldı ki sizin sorununuz o değil. Sizin sorununuz bu problemi yapan kişiyle olan ilişkiniz aslında. Onu eşinizle çözeceksiniz. Problemi onunla yaşıyorsunuz, onunla çözeceksiniz. Alo. Yo, merhabalar Nur Hanım. Hoş geldiniz, merhaba, buyurun. Hoş bulduk. Nur Hanım, ben 6 yıllık evliyim. Evet. Eşimle aramda 19 yaş var. Ve biz eşimle sohbet ettiğimiz zaman veya bir şey konuştuğumuz zaman, ben bir şey istediğim zaman eşim sürekli şöyle diyor. İşte ben bu yaşımda sahip oldum, sen daha küçüksün gibi. Yani benim yaşıma gelmen gerekiyor istediklerine sahip olman için diyor, öyle mi? Evet evet, kesinlikle. Ben diyorum ki senin o zaman ayrı şartların buymuş, maddi durumun buymuş. Yani siz çalışıyor musunuz? Yok, hayır, ben çalışmıyorum. Tamam, yani eşinizin size verdiği parayla geçiniyorsunuz anladığım kadarıyla, evet, değil mi? Evet, evet. Genel olarak zaten hep bu şekilde. Sonuçta Nur Hanım, şöyle örnek verebilir misiniz? Bize bir iki örnek verebilir misiniz taleplerinizi? Bir iki örnek şöyle, altımızdaki arabayı mesela değiştirmek istiyoruz. İşte ben bak işte 35 yaşında araba sahibi oldum, sen şimdiden farklı bir araba istiyorsun gibi. Zaten şöyle bir şey var Serhat Bey, oturmuş bir kişiliğe sahip. Yani evde de bir şey alınacağı zaman, değiştireceği zaman onun gönlü veya onun fikri olduğu zaman oluyor. Peki onun size bunu iletmesinin nedeni imkanların eksikliği mi? Sizin, İmkanların eksikliği değil aslında. Sizin memnuniyetsizliğiniz mi? Şöyle Serhat Bey, dışarı çıkılacak mesela, o genellikle bireysel takılmayı tercih eder. Hani sen al çocuğu git kafasından. Hı. Niye? Özgürlükçü bir ruh yani. Özgürlükçü değil, belki de sorumsuz. Aslan burcu bayağı bir özgürlükçü bir ruh. Sorumsuz mu diyorsun? Biz ona sorumluluk, peki, bir dakika, eksikliği desek. Peki kocanız sorumsuz mu sizce? İlişki anlamında. Sorum,
İlişki anlamında evet sorumsuz. Ben daha çok böyle duygusal bir insanım ama o daha çok duygusunu belli etmeyen bir insan. Şimdi şöyle, hani, şöyle bir şey var. Burcunu soracağım. Serhat yani... kızacak şimdi. Burcu ne? Aslan Burcu. İnanmadığımız için sorabilirsiniz. Biz inanıyoruz. Evet. Bu program dibine kadar inanıyor Burcu'ya. Evet. Yani aslında şunu bilmek lazım. 19 yaş yani bir nesil farkı kadar etkili bir yaş farkı, önemli. Dikkat etmek gerekiyor. Aradaki farklılıklara da en başta saygı duyarak başlamak lazım bu ilişkilere. Diğer noktada da şunu görmek gerekiyor. Yani o sizi memnuniyetsiz olarak mı görüyor? İşte ne yapsam da hep daha fazlasını istiyor diye mi görüyor? Yaranamıyor evet, mu acaba görüyor. Size? İşte öyle yani, işte tam bunu mesela... demek istiyorum. 6 yıl içinde ben 6 yıllık evliyim. Hiç herhangi bir tatil balayı falan yapmadık. Bir çay içmeye gidelim, bir yere gidelim, bir şey olsun. Sen yine mi memnun kalmadın, yine mi memnun olmadın gibi şeyler söyler mesela. Peki siz hep böyle sorunu dile getiren bir insan mısınız? Yani tatile gitmedik, arabayı değiştirmedik. Bizi aslında ilişkide yalnız bırakıyorsun. Şöyle... Aslında mesela ilişkide yalnız bırakılmak çok önemli bir konu. Ya, arabadan ve şeyden ziyade değil mi? Ondan öte şunu yani eksik ve şikayetlerinizi bildirdiğiniz kadar takdir ve övgünüzü de gösterebiliyor musunuz? Yani o sizin Bey, şöyle söyleyeyim. Biz ortak mesela bir tatile gitmeyiz, bir yere gitmeyiz. Ben işte ailemin yanına giderim. Orada kalırım. Neden gitmezsiniz ama imkanlarla ilgili bir sorun yoksa bunun nedeni ne olabilir? Evet yani sürekli bir işi var. Her gün mesela atıyorum 12 ay kış tatili oluyor, yaz tatili oluyor. Benim eşim sürekli bir işi oluyor. Kendisi sürekli gidiyor mu tatile? Kendi gitmiyor, hayır. Böyle bir kültür mü yok? Böyle bir kültür yok, evet. Bu kültürü beraber nasıl oluşturabilirsiniz? Yani biz genellikle benim eşim şu kafadaydı. Hani işte evlilik 5 yıla kadar anca oturan bir şeydir. Evet 5 yıl içerisinde evliliğimiz oturdu ama fakat şöyle bir şey var. Eş demek sonuçta herkes birbirine uyum sağlamak zorunda. Hani ben böyleyim deyip köşeye çekilme olmuyor yani. Eşinizin ikinci evliliği mi? Yok hayır. Bir de eşinize sorsaydınız ilişki kime göre oturdu? Sana göre oturdu? Mi oturdu, bana göre mi oturdu, ilişki nereye oturdu? Sende oturmuş da bende oturmamış. Yani şöyle bir insanı motive etmek istiyorsanız, bir insanın bir eyleme dair... Onu cesaretlendirmek istiyorsanız eksik ve hataları değil de ya da yok şikayetçi bir modda değil de daha çok yüceltme ve takdir etme. Hani marifet iltifata tabidir diyoruz ya. Yani tatille ilgili onu daha çok yüceltmek, işte sen işte bizim için her şeyi yapıyorsun, bizim için çalışıyorsun, bize çok iyi konfor sağlıyorsun, bize çok iyi imkan sağlıyorsun. Hadi gel bizi bir kere de tatile götür, bu kadar çok şey yapıyorsun, bunu esirgeme. Hani bir böyle motive etmek var, bir de ya herkes tatile gidiyor, biz niye gitmiyoruz? İşte bir türlü bizi bir tatile götürmedin. Bu nasıl evlilik, bu nasıl kocalık, bu nasıl babalık? Yani hep bizdeki geleneksel, yani o geçmişten gelen motive etme şekli hep eksiklik ve eleştiri üzerine kurulu olduğu için biz sanki eksik ve eleştiri yaptığımızda o motive olacak. Hayır, negatif bir şeyle pozitif bir şey üretemiyoruz. Ben orada daha çok yüceltmenizi, daha çok takdir etmenizi, daha çok motive etmenizi bak, öneriyorum. Burcu Aslan. Serhat. Burçlara inanmadığım ya için. Ya hayır bak inanmıyorsun ama Burcu Aslan. Aslan Burcu erkeği ve kadını da ama daha çok erkeği gerçekten biz her pazar perşembe konuşuyoruz biliyorsunuz. Çok pofpoflanmak ister. Öyleymiş bak. Koç bak. Da öyle mesela. Çok doğru bir şey söyledin. Mesela ona hep pozitiften yürüyerek evet, özellikle çünkü, Aslan'a. Çünkü zaten bu kadar çok çalışıyorsa bütün emeği enerjisini işe veriyorsa. Biraz da başarılı ve takdir odaklı da biri olabilir. Yani kesin. O seviyor başarmayı, bir şeyler kazanmayı, bir şeyler biriktirmeyi veya birilerinin hayatına önemli olmayı seviyor. O zaman da ne yapmak lazım? O takdir övgüyü daha çok kullanmak lazım. Böyle deneyin bir kez de ne kaybedersiniz? Çünkü her zaman vurguladığım bir şey var. Kadının benzini ilgi bu toplumda, erkeğin benzini de övgüdür. Onu kaçırmamak gerekiyor. İlgi ve övgü. Evet. En son kocanıza ne zaman iltifat ettiniz? Nur Hanım ben Kova Burcu'yum, çok ilgili bir insanımdır. Çok sevgimi hemen dile getiririm, sevgimi çok gösteririm. Benim eşim tam tersi, asla sevgisini göstermez. Hayır, kocanıza en son ne zaman övgü dolu sözler söylediniz mesela? En son ne zaman övgü dolu? İnanın ki hiç hatırlamıyorum. Söylemiyorsun o zaman. Ya canımsınız, hadi şu dili değiştirelim. Evet. Bak ne güzel, uzmanından da öneriyi aldık. Program başında ne dedim?
enerjinizin değişmesi için önce siz enerjinizi değiştireceksiniz. Evet, evet. Yanınızdakinin de enerjisini değiştireceksiniz. Yani övgü ve takdir gerçekten önemli. Bizim toplumda erkekler için çok büyük bir benzin kaynağı. Yani çok evet. büyük bir motivasyon hatırlamıyorum kaynağı. Hatırlamıyorum diyor bir de. Evet. Çok övüyorum ama hatırlamıyorum. Hatırlamıyorum. Öveceksin aslında. Teşekkür ederiz canım kocam. Için. Şimdi diyeceksiniz ay ne öveceğim yani. Övmezsen de olmuyor. Olmuyor. Yani olumlu bir şey olmadan olumlu bir şey evet. olamıyoruz. Bazen şey diyorlar ben eğitimlerde falan anlatıyorum. Ya diyor kocam övecek hiçbir şey yok. Bulacaksın. Ya diyorum ki yani biriyle evliysem övecek takdir edilecek hiçbir şey yoksa o zaman bir düşün benim o zaman bu insana ne işim var? Hiç mi o artısı yok? Hiç mi bir övülecek tarafı yok? Evet ve de şeye de dikkat etmek gerekiyor galiba biraz Serhat. Yani onda olmayan özellikleri varmış gibi övmek bu değil. Bu değil. Bu çünkü o da itici oluyor. Bu övmek değil. Ama her insanın kadının da erkeğin de eşin de övmek isterse görebileceği çok çok şey var. Abi de kocamı överim ya. Bence de. Hani, değil mi ya? Niye ailenin direği? Öf ne çıkar? Ne kaybedeceksin ya? Hadi bugünden sonra tabii hatırlamıyorum diyor bir de. Bak oraya gelirsem. Eleştirideki bonkörlüğü biraz da övgüye aktarmak evet ya. Gerekiyor ya. Mesela sevgili Serhat bugün bu kadar hasta olmana rağmen içindeki giydiğin kırmızı tişörtle o kadar enerjik ve güzel gözüküyorsun ki. Teşekkür ederim. Bu övgüleri aldım. Yine haftaya bekliyoruz seni. İnşallah teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Çok kıymetliydi bugün bize ayırdığın vakit. Ederim. Yine bekliyoruz. Sağ olun inşallah.